ses olarak intiharların altında yatan gerçekleri deşifre etmeye ve değiştirmeye yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokratik ve insanca yaşanacak bir Türkiye için öncelikle OHAL kaldırılmalı, KHK'lar iptal edilmelidir. Her türlü çatışma ve ötekileştirmenin ötekileştirilecek söylemlerden ve uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Bunlar yeter mi? Tabii ki yetmez. İnsanların ölümüne neden olan çalışma ortamının da yaşanılır bir hale getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmelidir. Sağlıkta dönüşüm programının ücret biçimi olan performans uygulamasından da vazgeçilmelidir. İşçi sınıfının mücadelesinin bir kazanımı olan işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri dünya işçi sınıfının birikimine uygun bir şekilde yürütülmelidir. Ciddi eleştirilerimizin olduğu 6311 sayılı yasanın yükümlülük kırımından hizmetler dahi sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda yaşama geçirilememiştir. Ağır ve çok tehlikeli işler içinde yer alan sağlık ve sosyal hizmet iş kolumuzda Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Taşra'da uzantısı müdürlükler ve iş yerlerindeki yöneticileri işçi sağlığı güvenliği hizmetlerinin yaşama geçirilmesi konusunda ilgisiz ve erteleyici bir tutum içerisinde olmaya devam etmektedir. Hem de intiharlarla ayyuka çıkan iş kolunun sorunlarına rağmen. Sendikamız tarafından 39 yılda yürüttüğü işçi sağlığı güvenliği hizmetlerinin değerlendirmesine yönelik yaptığımız çalışmada niceliksel olarak dahi bu hizmetler konusunda ciddi sorunlar olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmamızın çarpıcı sonuçları şu şekilde özetlenmelidir. İşçi sağlığı güvenliği hizmetleri göstermelik olarak yürütülmektedir. İş yerlerinin 89'unda yani %76.8'inde işçi sağlığı güvenliği hizmetlerinin verildiği söylense de İSG birimleri mevzuata uygun yapılandırılmamıştır. Birim çalışanları oldukça yetersiz, iş yerlerinin %59.9'unda iş yeri hekimi, %40.5'unda iş güvenliği uzmanı, %52.6'sında iş yeri hemşiresi yoktur. İSG çalışanı bulunan yerlerde çalışan sayısına göre istihdam edilmemiş çoğunlukla bir İSG çalışanı görevlendirilmiştir. Çoğunlukla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirimleri yapılmamıştır. İSG kurulları mevzuata uygun oluşturulmamıştır. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi, koşulları olmayan kurullar iş yerinin yarısından fazladır. İSG kurullarına çalışan temsilcisi katılımı sayısca yetersiz ve seçimle değil de atama yöntemiyle çağrılmaktadır. Kurullar aylık düzenli toplantılarını yapmamakta, kurulların toplantı sonuçları çalışanlar ile paylaşılmamaktadır. İşe giriş, periyodik muayene, uygun işe yerleştirme, risk değerlendirme, ortam ölçümleri, eğitimler, kişisel koruyucu donanım sağlama ve benzeri İSG hizmetlerinde ciddi yetersizlikler söz konusudur. Risk değerlendirmeleri iş yerlerinin %69'unda yapıldığı söylense de iş güvenliği uzmanı katılımı %52.3, iş yeri hekimi katılımı %34.5, çalışan temsilcisi katılımı %40.5 ve birim çalışanların görüşünün alınması %20.5'tür. Keza en az bir ortam ölçümü yapılan iş yerlerinde %40.5'tir. Bu rakamlar usulüne uygun risk değerlendirmelerinin yapılmadığını göstermektedir. Hastanelerde periyodik muayeneler çoğunlukla yapıldığı söylenmesine karşın tüm çalışanları kapsayan periyodik muayene %60.6'ya düşmektedir. İşe giriş muayeneleri daha az yapılmaktadır. Periyodik muayene çalışanlar tarafından ücret katkı payı ödenmektedir. İSK hizmetleri denince yöneticilerin ilk aklına gelen eğitimler bile yasada belirlenen usullerde yürütülmemektedir. Çok tehlikeli kabul edilen hastanelerde mevzuata göre en az 16 saat eğitim zorunluluğu hastanelerin yarısından azında yerine getirilmektedir. Tüm çalışanların katılımı sağlanmamaktadır.